Selamlar, ben geldim. Bugün de karşınıza görmüş olduğunuz dolabı temizlemekle geldim. Bugün onun böyle komple üstünü boşaltacağım. İçerisinde zaten boşalttım, şöyle gösteriyorum. Bakın, bomboş bir dolap. Orada yoğurdum var sadece. Şimdi onlar da çıkacak. Birkaç rafını çıkarttım, onları temizledim. Ve şu raflar da çıkıp hepsi yıkanıp tertemiz güzelce silinecek, yerine yerleşecek. Evet, dolap temizliğinde ne kullanacağım, nasıl yapacağım, hepsini gelin beraber izleyelim, olur mu? Hadi görüşürüz. Evet, ben her zamanki gibi yine aldım elime Farmasi'nin genel temizlik ürününü. Ben bundan çok memnunum arkadaşlar, kesinlikle de kullanıyorum. Zaten bunun sırf böyle deterjanlarını falan her şeyini alabilmek için Farmasi yapmaya başladım. Yani üyeliğim var bundan. Ben kendim daha uygun alıyorum tabii ki. Sizlere de tavsiye ederim. Ben şimdi bunu sıcak su içerisinde şöyle bir kapak koyup çözdüreceğim. Deterjanımı alıp geliyorum. Bekleyin, bir yere kaçmayın. Hemen geliyorum, bekleyin. Siz beni göremiyorsunuz ama deterjanımı ayarlıyorum burada. Yine benim meşhur temizlik kovam. Şöyle tutayım. Ben hemen deterjanlı suyumu hazırladım. Onu buraya koyacağım. Bezlerimi alacağım. Dolabım raflarını boşaltıp onların için önce bir yıkayım. Onlar o arada kurusunlar. Hadi gelin beraber boşaltalım. Şöyle bunu şimdi. Siz bir de benim masanın üstünü görseniz. Ne bulduysam masanın üstüne attım dolabın içinde. Tabii ki bunun fişini de çekmem lazım. Şunları bir çıkartayım. Çok kolay çıkıyor Allah'tan. Şöyle yaptım mı? Hop çıktı. Haftada bir böyle temizliyorum, boşaltıp tertemiz mis gibi oluyor. Bu kaya raflardan dolabımın özelliği. Hemen alırım. Ay, kırmayayım, bir de acele acele yapıyorum diye raflar kırılacak. Aa. Şunu da alalım. Şimdi bunları yıkayacağım. Mis gibi olacak vallahi. Ah. Temizlik yaptıkça insanın içi açılıyor. Boşaldı. Şu kısmı da boşaltayım ben. Ondan sonra fişini de çekip temizliğe geçeyim. Şimdi ben buraya da bulaşık deterjanımı hazırladım. Şuraya kurumalar için yer yaptım. Tezgahımın üzerine böyle bir bez serdim. Onun üstünde kurusunlar. Deterjanlı suyum da hazır. Şöyle kaplarımı yıkamaya geçiyorum. Tabii ki buzdolabı parçalarını. Bir kısmını yıkadım. Akşamdan böyle çekmeceler falan, o sebzelik kısmı vardı. Onları yıkadım. Kurudular onlar. Onları kenara koydum. Hadi bana kolay gelsin. Şimdi ben bunları bir yıkayayım. Siz de beni izlemeye devam edin. Şöyle indirdim. Hadi birlikte yapalım.
bezimi batırdım. Siliyorum nemli bezle. Şöyle şu kısımlara iyice elim sokmaya çalışıyorum. Köşelerde bir şey kalmasın. Üstten aşağıya doğru. Şu tarafı da yapayım. Her yeri güzelce siliyorum. Tertemiz oluyor zaten. Şurada da yaptık mı tamamdır zaten. Evet, dolabımızın içi temizlendi. Tertemiz oldu mis gibi. Şimdi dış taraflarını yapmaya geçelim. Ne güzel bir temizlik oldu bakalım. Sanırım içi dışı üstü altı derken tabi hepsini göstermedim de size püf noktalar yani nasıl içini dışını nasıl temizleyeceğinizi size gösterdim. Her yerini tabii ki de sizi çok sıkmak istemiyorum. Bugünlük de bu buzdolabı temizliğiyle karşınıza geldim. Şimdi malzemelerini yerleştireyim. Bekleyecek misiniz beni? Şöyle bakın. Hangi deterjanı kullanmalıyız? İçini dışını silerken size önerim farmasi tabii ki de. Yani ben bunu kullanıyorum. Çok da memnunum ve bitkisel yani. Sağlığa zararı yok. Neyse lafı uzatmayayım. Benimle birlikte buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum.
benim videolarımdan haberdar olabilmek için sizlerden ricam, hala abone değilseniz kanalıma izledikten sonra beğenip, yorum yapıp, abone olup bir de zili tıklarsanız, tümü seçeneğini seçerseniz beni çok mutlu edersiniz. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum size. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.